Eklem sıvısı problemleriyle başlayalım dilerseniz. Evet, eklem sıvısı problemleri. Evet, insan vücudunda hareketsiz eklemler, yarı hareketli eklemler ve tam hareketli eklemler diye kemiklerde farklı farklı eklem yapıları vardır. Kişi doğduğunda anne rahminde kafasındaki eklemler, kafatasını oluşturan kemikler hareketlidir. Daha sonra yavaş yavaş kaynar ve hareketsiz bir hal alır. Kalça kemiğinde de aynı şekilde omurlarsa yarı hareketlidir. El, parmak ve ayaktaki eklemlerse tam hareketli eklemlerdir. Omurlar arasında disk bulunur. Disk, kişi ağır bir yük kaldırdığında veya hopladığında, zıpladığında omurları elastik tutar. Armatür gibi. Yani kişiyi korur. Omurlar arasında disk olmasa, kişi 1 metreden hoplasa, zıplasa omurları kırılır, hayatı biter. Yani kişiyi her şeyi yapmasına rağmen bu kadar ağır yük taşımasına, ağır işler, sporlar yapmasına rağmen kişiyi ömür boyu genç, dinç, dinamik tutan omurlar elastiktir. Omurlar arasında disk nasıl ki omurları birbirine zedelenmeden kişiyi ömür boyu sağlıklı hareket etmesini sağlıyorsa, eklemler arasında da çok hassas kapsüller var. Eklemler arasındaki bu kapsüller ekleme göre, eklemin büyüklüğüne göre mesela bilek eklemi veya parmak eklemi, omuz eklemi, eklemler arasında çok ince zar şeklinde kapsüller var ve bu kapsüllerin içerisinde sıvı var, eklem sıvısı. Eklem sıvısı burada dolaşan kandaki kıkırdaklardaki sıvıyı emer ve eklem sıvısına dönüştürür. Eklem sıvısı basınçla mesela kişi bir yere vurduğunda, bir yere düştüğünde kıkırdakların birbirine sürtüşmesini önler, kemiklerin birbirine sürtüşmesini önler, kırılmayı önler. Eklemler arasında çok ince zar gibi kapsül içerisinde eklem sıvısı olmasa kişi hareket edemez zaten. Günümüzde mesela arabalara yağ konuyor. Niçin? Motor yağları. Motorların çalışırken pistonların, metallerin birbirini aşındırmaması için. Yağ koymadığınızda ne olur? 2 dakika sonra motorlar birbirini aşındırır, parça parça olur. İşte eklemlerimizde de Cenab-ı Allah'ın harika bir mucizevi bir yaratılış şekli insan. Eklem sıvısı kişiyi her türlü darbeye, vurmaya, kırmaya karşı koruyucudur. Bazı insanlar mesela bir bayan bize gelmişti de yani evde çamaşır yıkıyor. Çamaşır makinesini atmaktan şey yapıyor, az bir çamaşır, basit diye elle yıkıyor. Zorlamış kendini. Burada eklem bileğindeki çok ince zar gibi olan eklem kapsül gibi bir tabaka içerisinde. Bunun içerisindeki sıvı patlamış ve ortaya bir ganglion kist dediğimiz kist ortaya çıkmış. Yani bu nadiren olabilir. Çok yoğun darbelerde, yorulmada vesaire vesaire zorlamalarda. Böyle vakalarda olabiliyor. Zamanla önce yumuşak olan bu kist yavaş yavaş sertleşiyor, kemik gibi oluyor. Kişiyi rahatsız ediyor. Artı kötü bir görünümü var. Bu tür rahatsızlar ne yaptık? Biz iksirle tedavi ettik, hamdolsun. Bir de iç organlarda mesela kalbi saran bir zar ve kalp ve akciğer arasında bir zar var. Bu zarlar arasında da bir sıvı var. Kalbin çalışması sırasında bu sıvı kalbi akciğere karşı korur. Burada yoğun bir sıvı olsaydı kalbin hareketlerini negatif etkilerdi. Çok özel bir sıvı var. Akciğeri de yine saran bir zar var. Bu akciğerin de içerisinde sıvı var. Bu sıvı sayesinde akciğer dakikada 15-20 defa nefes alıyoruz, veriyoruz. Böyle hareket oluyor. Bu hareket sırasında jel gibi
içerisi sıvı olan tabaka hiçbir rahatsızlık vermiyor akciğerin açılıp genişlemesinden, genişlemesinin daralmasından. Her organın etrafında böyle mükemmel bir yapı var. Hamdolsun işte bu yapı nedeniyle kişi eklem sıvıları çok çok önemli. İltihaplanırsa ne olur? Eklem sıvısı. Eklem sıvısının iltihaplandı mı artrite sebep olur. Yani eklem iltihaplanmasına sebep olur. Zamanla diğer eklemlere bu iltihap yayılabilir. Artroza vesaire vesaire. Eklemler zamanla deform olur. Romatizmaya sebep olabilir. Ne yapmak gerekir? Zinovia denen bu. Zinovia sıvısı veya eklem sıvısı. Zinovia sıvısı iltihaplanırsa, burada bir problem olursa tedavisi mümkündür. Ne var bunun için? Kırklilit veya at kuyruğu otu, ısırgan otu, harpago, biberiye, 19 çeşit bitkinin ekstresinden oluşan çok güzel bir formül geliştirdik. Kırklilit forte. Kişi bunu kullandığı zaman yavaş yavaş iyileşir. Fakat genellikle eklemler arasındaki sıvıda iltihaplanma olmaz. Eğer ki olmuşsa bağırsaklarında problem var demek, karaciğerinde problem var demek. Buradan gelen toksik maddeler iltihaplanmayı tetikler. Bu nedenle bu tür rahatsızlığı olanların mide ve bağırsaklarını tedavi ettirmeleri gerekir. Böylece ne olur? Kısa sürede hem mide bağırsak rahatsızları, karaciğer rahatsızlığı hem de eklemlerdeki sıvı anormallikleri ortadan kalkar. Yani tedavisi mümkündür. Önemli olan kişi rahatsız olduğunda hemen tedaviye başlaması gerekir. Bu eklem sıvısı problemini kişi nasıl anlayacak? Yani romatizma dediğimiz şey ağrıyla, işte bacak ağrısıyla, bilek ağrısıyla vesaire oluyor. Bunu nasıl anlayacak kişi? Eklemlerde ağrı olur, sızı olur, efendim kızarma olur. Bu sıvı tabii biraz önce söylemiştim, zorlandığında ganglion kiste dönüşebilir. Yani rahatsızlıklar belli olur zaten. Bu tür belirtiler olduğu zaman tabii ki MR'dan belli olur. Evet. Doktoru teşhis eder. Tedavisi mümkündür. Çok. Ama tedavi edilmezse, zamanında müdahale edilmezse, bu kıkırdaklar birbirini zamanla yıpratarak kemik erimesine, kemik aşınmasına, bu da artroza, deformasyona sebep olur vesaire vesaire. Birçok hastalık ortaya çıkar. Hastalıklar birbirini tetikler. Zamanla kemik erimesine, osteoporoza kadar gider zamanında tedavi edilmezse. Yani basit gibi algılanıyor ama bu eklem sıvısı çok çok önemli. Tedbir alınmazsa birçok hastalığı tetikler.